Merhaba arkadaşlar, Ne Nedir'in bu bölümünde dünyayı ve ülkemizi de saran koronavirüs yüzünden, bu hastalık yüzünden otomobiller de etkilendi ve benzinin içindeki etanol miktarı azaltıldı. Bu videoda bu konudan bahsedeceğim. Ne gibi etkileri olur? Bunları anlatacağım. Hepimizin bildiği gibi şu aralar dünyanın, Türkiye'nin gündemini meşgul eden tek bir konu var. O da koronavirüs. Gerçekten sadece ülkemizi değil, bütün dünyayı etkileyen bir hastalık. Hem yaralılar, hem ölüler, hastalar var. Bu yüzden herkes gibi biz de oldukça üzgünüz. Bu konuda sağlık için bazı tavsiyeler vermeyi isterdik ama biz yetkin insanlar değiliz bu konuda. O yüzden sağlık açısından lütfen siz de sağlık görevlilerinin, bakanlıkların açıkladığı talimatlara dikkat edin ve evde kalmaya lütfen siz de özen gösterin arkadaşlar. Hal bu kadar büyük olunca her şey gibi otomotiv sektörünü de ilgilendiren bazı gelişmeler oldu. Biz de size bunları aktaracağız. Bildiğiniz gibi bu virüs yüzünden insanlar dezenfektanlara, kolonya gibi yüksek alkollü şeylere daha yönelmeye başladı. Bu dezenfektanların, temizleyicilerin ham maddesini ise alkol oluşturuyor, etanol oluşturuyor. Oldukça antibakteriyel bir madde ve yüksek alkol oranındaki antibakteriyeller, dezenfektanlar, ilaçlar mikropları öldürmede, antibakteriyel özellik göstermede oldukça iyiler. Durum böyle olduğu için de Türkiye'de de bir anda da kolonya gibi, el dezenfektanı gibi şeylere bir anda çok büyük bir talep oluştu. Tabii kimse bu kadar böyle bir durumu beklemediği için biraz hazırlıksız yakalanmış olduk. Bakanlıklar dedi ki şu an acil bir durum var. Önemli olan otomobiller vesaire değil. Doğal olarak insanların hijyeni, temizliği ve sağlık. O yüzden benzinde etanol kullanmayalım. Bu zorunluluğu kaldıralım. Bunun yerine bu dezenfektanların yapılmasına destek olalım dediler. Oldukça doğru bir karar. Normalde kanuna baktığımız zaman benzinin içinde minimum %3 etanol olmak zorunda. Ve buradan elde edilen etanol de temizlik maddelerine aktarıldı. Bu videoda da etanol nedir, nasıl üretilir, ne işe yarar, otomobillerde neden kullanıyoruz, yakıtlara koyuyoruz ve son olarak da bu etanolün yakıttan çıkartılması ne gibi etkenlere sebep olur, sırasıyla bu konular üstünden gideceğiz. Öncelikle etanol nedirle başlayalım. Etanolün diğer adı da etil alkoldür. Etanol de diğer sonu olle biten bileşikler gibi alkoldür. Aslında hayatımızın her tarafında bu etil alkolü görüyoruz. Az önce bahsettiğim gibi dezenfektanlarda oldukça fazla kullanılır. Benzin için bir katkı maddesidir. Aynı zamanda içilebilir alkol olarak tüketilen alkollü içeceklerin içinde bulunan alkol de etil alkoldür. Bazen haberlerde görürsünüz işte sahte rakı ürettiler, işte sahte vodka ürettiler, kör oldular bilmem ne diye. O metil alkoldür. Etil alkol ise normal içilebilir alkoldür. Bunun ana üretim kaynağı da fermantasyondur. Doğal bir reaksiyonun sonucunda oluşur. Sentetik olarak da üretilebilir ama dünyada üretilen etil alkolün çoğunluğu fermantasyonla elde edilir. Bu da nedir? Bildiğimiz mayanın aslında şekeri tüketmesiyle oluşan diğer ürünler. Ortaya bu mayalar şekeri tükettiği zaman karbondioksit ve etil alkol çıkar. İçilebilir alkollerden baktığınız zaman bira, şarap gibi şeylerin, meyvenin, arpanın şekerli suyunu maya tükettiği zaman ortaya alkol ve karbondioksit çıkartıyor. Bunu diğer alanlarda da görebilirsiniz. En basitinden mayalı bir hamur yapıyorsanız ya da ekmek yapıyorsanız orada da işin içine girer. Un, su ve mayayı karıştırdığınız zaman mayalar unu besin olarak kullanır. Su onlara gerekli olan ortamı sağlar ve doğal olarak içine de karbondioksit bırakır. İşte hamuru şişmiş olarak görürsünüz. Aynı zamanda içinde bir miktar da alkol vardır ama açıkta bırakıp sonra da fırınlayıp pişirdiğiniz için o alkol uçar. Ama o reaksiyonda bile bir alkol oluşturursunuz. Bunu büyük miktarlarda üretmeye çalıştığınız zaman daha çok şekerli maddelerden üretiliyor. Bu da şeker pancarı, şeker kamışı ya da mısır gibi ürünlerin yine fermente edilmesiyle ortaya çıkıyor. Siz de çok basit bir şekilde aslında evde suyun içine şeker ve maya atarsanız alkol oluşturursunuz. Tabii bu suyun içinde olduğu için çözeltisi çok düşük olacaktır. Daha sonra bu alkol saflaştırılmak üzere ayrılıyor. Ve daha sonra bahsettiğim gibi farklı alanlarda kullanılıyor. Kimyasına baktığımız zaman iki karbonlu bir alkol. Zaten etanol adını da oradan alıyor. Ve zincirine baktığımız zaman iki karbon atomuna 5 tane hidrojen atomu ve bir tane de OH molekülü bağlanmış oluyor. OH bağı aslında direkt bunu alkol yapan şey. OH bağı olan bileşiklere alkol olarak bakıyoruz. Ve bütün kimyasal yapısında aslında bu bağ veriyor.
yakıtın içine de o bağ yüzünden koyuyoruz. Normalinde petrolden benzin üretirken çıkan bir ürün değil. Benzini ürettikten sonra içine katkı maddesi olarak koyuyoruz. Ve bahsettiğim OH bağının en büyük getirisi bu molekülü asimetrik bir hale getiriyor. Daha farklı bir bağ yapısı oluşturuyor. Bu nedenle de bu alkol kendi kendine kolaylıkla tutuşmuyor. Çünkü o OH bağını kırmak daha zor, daha fazla enerji istiyor. Bu yüzden de oktan numarası oldukça yüksek. Pompa benzin alırken görürüz üstünde 95-97 oktan vesaire gibi. Alkolün oktan numarası standart benzine göre oldukça fazla. Hatta saf etanole baktığımız zaman oktan numarası 115 civarındadır. Oldukça yüksek yani. Yakıta da bu yüzden karıştırıyoruz. Benzine oktan arttırıcı olarak koyuyoruz. Türkiye kanununa göre %3 koymak zorunluydu. Ama Haziran 2020'ye kadar bu geçerlilik kaldırıldı dediğim gibi. Ama bazı istasyonlarda daha yüksek performanslı benzin olarak satılanlarda etanol miktarı biraz daha fazla olabiliyor. %5, %10'a kadar çıkabiliyor farklı ülkelerde. Türkiye'de genellikle %5 civarında kalıyor. Eğer bazı benzinliklere gittiğiniz zaman pompayı iyice incelerseniz üzerinde E5 yazdığını görürsünüz. E5 de %5 etanol katkılı demek. Bu direkt E harfinden sonraki sayı yüzde kaç etanol içerdiğini belirtir. Eğer bir yerde E10 görüyorsanız %10 etanol vardır. Kalan %90'ı normal benzin demektir. Oktan sayısının artmasının motora getirdiği bazı avantajlar var. Bunlardan bir tanesi de daha yüksek sıkıştırma oranında çalışabiliyor olması motorların. Normalinde motorlardan, fabrikadan çıktıktan sonra sıkıştırma oranını değiştiremezsiniz. Crank milli sabit olduğu için pistonun hareketi de sabittir. Yani aslında burada bir etkisi olmaz ama avans ayarı dediğimiz ya da ateşleme ayarı dediğimiz şey motorlarımızda oktan numarasına bağlı bir şekilde değişiyor. Oktan numarası ne kadar yüksek olan bir yakıt kullanırsanız sıkıştırdığınız hava yakıt karışımının kendi kendine tutuşması da o kadar zor olur. Ve bu yüzden olabildiğince geç bir zamanda yani piston en üst noktaya yakınken ateşleme yapılır. Bu da hem verimi arttırır hem de yakıt tüketimine ekstradan katkı sağlar, performansı da iyileştirir. Bunun tersini yapıp oktan sayısını düşürürseniz eğer bu sefer piston hava yakıt karışımını sıkıştırırken kendi kendine tutuşacaktır bu karışım ve vuruntu dediğimiz şeyi oluşturacak. Çünkü piston yukarı çıkmaya çalışıyor ama bir anda kendiliğinden tutuşuyor. Bu da pistona ters bir kuvvet uyguluyor ve tak tak sesini oldukça rahat duyabilirsiniz. Bu yüzden ateşleme zamanında ayarlanarak bunun önüne geçiliyor. Daha erken bir ateşleme yapılıyor. Bu şekilde kontrolsüz patlamayı engellemiş oluyorsunuz. Bu da ne demek? İlerleyen zamanlarda içinde etanol olmayan benzini pompadan aldığınız zaman aslında oktan sayısı biraz daha düşük olacaktır. 95 diye aldığınız şey artık 93'lere yakın bir yerde olabilir. Bu da özellikle ilk defa bu yakıtı aldığınız zaman arabanın beyni ya da ECU'su dediğimiz parça bunu bilmediği için ilk başta birazcık afallayıp ufak bir vuruntu duyabilirsiniz. Özellikle ilk çalıştırmada avans ayarı bir önceki yakıta göre olacağı için ve siz artık daha düşük oktanlı bir yakıt koyduğunuz için bunu anlaması için önce bir şeylerin olması gerekiyor. Motoru çalıştıracaksınız. Belki ufak birkaç vuruntuyu duyabilirsiniz. Daha sonra vuruntu sensörü içeride bir sıkıntı olduğunu anlayıp ECU'ya diyecek ki ateşleme zamanını değiştir. Yakıt güzel değil. Ondan sonra buna göre ayarlanacak. O yüzden bu yakıtları kullandığınız zaman ilk başta çok ufak bir sarsıntı, motorda çok ufak sesler duyabilirsiniz. Bunlar normal şeylerdir. Bir süre sonra geçmesi gerekir. Sürekli oluyorsa zaten motorunuzda başka bir sıkıntı var demektir. Bunun dışında etanolün ikinci bir özelliği de içinde oksijen bulundurduğu için yakıtın içinde bir miktarda oksijen olmuş oluyor. Bu da emisyonları düşürmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Daha fazla oksijen olduğu için karbon monoksit yerine karbondioksit molekülleri dışarı çıkartıyorsunuz. Bunlar da insan sağlığı için nispeten daha az zararlı gazlar. Bu şekilde de karbon monoksit emisyonunu aşağı çekmiş oluyorsunuz. Etanolün bir özelliği de içinde daha az enerji barındırması. Aynı miktarda, aynı ağırlıkta benzin ve etanolü karşılaştırdığınız zaman yaklaşık %50 oranında etanolün içinde daha az enerji bulunur. Bu yüzden aynı performansı almak için aslında daha fazla etanol göndermeniz gerekir. Yani arabanız benzinle değil de etanolle çalışıyor olsaydı 100 kilogramlık bir benzin yerine 150 kilogramlık etanole ihtiyaç duyacaktı. Yakıt tüketimi kötüleşecekti. Şimdi bu benzinin içindeki etanol azaldığı için yakıt tüketimim azalır mı gibi bir düşünce olacaktır.
yaklaşık %5'lik etanolle bu farkı pek hissetmeyeceksiniz. Teorik olarak baktığınızda aslında yakıt ekonomisinin bir miktar iyileşmesi gerekirken hem bu oktanın düşmesiyle hem de %5'liğin çok büyük bir enerji farkına sebep olmayışı yüzünden hissedilir bir fark olmayacaktır. Ama oktan sayısı düştüğü için performansta bir tık kötüleşme hissedebilirsiniz. Özellikle modern turbo benzinli bir motor kullanıyorsanız arabanızda bu motorlar çok yüksek miktarda turbo basıncına ulaşıyor. Eskiden böyle büyük modifiye yapılmış arabalarda gördüğümüz 1.6 bar turbo basıncına falan artık fabrika çıkışı bir şekilde ulaşıyorlar. O yüzden bu motorlar biraz daha bu tip yakıta karşı hassas olabiliyor. Bu böyle bir aracınız varsa, bu motoru kullanıyorsa, yüksek güçlü, yüksek turbo basıncına çıkıyorsa bir miktar performans kaybı hissedebilirsiniz. Ama bu tabii ki ülkede olan, yaşanan durumlar için yapılması gereken bir fedakarlıklardan bir tanesi. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Ama daha önce belirttiğim gibi sağlık konusunda lütfen ihmal etmeyin. Bu yaşadığımız kötü günler umuyoruz ki yakın zamanda geride kalacak. Ama siz de lütfen hem kendi sağlığınıza dikkat edin hem de başka insanları tehlikeye atmamak için uzmanların önerdiği, tavsiye ettiği şeyleri lütfen siz de yapın arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Video hakkında yapmak istediğiniz yorumları aşağı yazabilirsiniz. Anlatmamızı istediğiniz diğer konular varsa onları da yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu zor günlerde sağlık anlamında elimizden bir şey gelmese de en azından evde sıkılmadan yeni bir şeyler öğrenmeniz için biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Şimdilik hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.